Kurumsallaşmak ya da kurumsallaşamamak. Gerçekten iş dünyasında ki kurumların %95'inin aile şirketi, %99.8'inin KOBİ olduğu bir evrenden bahsediyoruz. İşte bütün mesele bu. Önce kurumsallaşmayı biraz açalım. Kurumsallaşmak en temelde bir şirketin kurucusu veya aile bireyleri, yani genel olarak kişilerden bağımsız olabilmesi. Daha doğrusu onların olmadığı bir senaryoda da işlerin nitelikli bir şekilde devam etmesini sağlayabilmektir. Amaç nitelikli devamlılık. Bunu yaparken bir anlamda eskiyle yeninin, gelenekle yeniliğin bir araya getirilip harmanlanması, değerler, ilkeler, yapının kültürüyle birlikte güçlenerek geleceğe taşınmasının yöntemidir kurumsallaşmak. İşin sahiplerinin, hatta bazen uzun süredir bu kurumda çalışanların kendilerine ihtiyaç kalmayacağı fikri, güvensiz yaklaşımların hakim olduğu, şirketin değerlerinden ödün vereceği, düzenin bozulacağı gibi yaygın inanış, bazen kendini gerçekleştiren kehanet misali hatalı uygulamalara da eşlik edebiliyor. Oysa kurumsallaşmanın amacı tam tersine güvenin arttığı, liyakatin ön planda olduğu, kişilere bağlılığın devam ettiği ama bağımlılıktan azat edildiği niteliği arttıran bir yapı kurmaktır. Mevcut aile şirketini veya kurumu geleceğe taşımak için bir kişi tek karar verici, tek yetkili gibi tekil pamuk ipliği süreçlerden adeta şirketi kurtarıp bir ağ oluşturarak markanın, şirketin ve süreçlerin ön planda olmasını sağlamak gerekir. Kararların sadece markanın, kurumun geleceği için verildiği, değerler, kültür, manifesto gibi güçlendiren unsurlarla birlikte yapının tamamen bu bakış açısıyla yönetilmesinin sağlanmasıdır. Peki, nasıl kurumsallaşacağız? Size iyi bir haberim var. İşletme bilimi buna neredeyse 150 yıldır çalışıyor. Ne yapılması gerektiği, boyutları, nasıl ele alınacağı, kritik alanlar, çözüm önerileri, modeller, yöntemler, bunların hepsi çözülmüş süreçler. Markanızı, işletmenizi geleceğe taşımak istiyorsanız, dönüşen çevreye, sisteme vakıf olarak özgün çözümler üreterek, geleceğe güçlenerek emin adımlarla yürümenin anahtarıdır kurumsallaşmak. Dolayısıyla kurumsallaşmaktan korkmayın, sadece süreci iyi yönetin. Ben Asude Alkaylı. Uzmanlık alanım marka, pazarlama, iletişim ve marka tarihi.